Şimdi sıkı durun. Türkiye'de koronavirüsten ölen ilk kişi kim? Sağlık Bakanı Koca biliyorsunuz 89 yaşındaydı. Çin'den gelen bir personelinden enfekte oldu dedi. Ve kendisini kaybettik dedi. Dün gece de ikinci ölüm vakasını açıkladı. Ben ilk ölüm vakasını araştırdım. Gerekli bilgilere ulaştım. Şimdi ama şöyle bir uyarıda da bulunmalıyım. Biliyorsunuz bu koronavirüse yakalananlara, hele de ölenlere, kaybettiğimiz insanlara belli ki MİT mensubu muamelesi uygulanıyor. Nedir MİT mensubu? MİT mensuplarını deşifre etmek yasaktır. Bu yüzden de hapse girersiniz. İşte Oda TV'nin başına geldi. Geçmişte Cumhuriyet Gazetesi'nin başına gelmişti. MİT mensuplarını deşifre etmek öldüklerinde bile suç. Bu koronavirüs mağdurlarını veya koronavirüsten yaşamını kaybedenleri deşifre etmek de aynı şekilde suç. Ölseler bile isimlerini veremiyoruz. Daha doğrusu devlet veremiyor. Ve belli ki biz bunun ismini söylediğimiz anda bize MİT mensubunu deşifre etmişiz muamelesi yapacaklar. Onun için ben sadece ilk ölen 89 yaşındaki vatandaşımızla ilgili yan bilgileri. Kendisi bir eczacı, Beyoğlu civarında bir eczanesi var ve yanında çalışan kişi Çin'e gidip gelmiş ve ondan enfekte olmuş. Muhtemelen oradan bu koronavirüs aşısıyla ilgili bir şeyler almak için adam gönderdi. Ve o da orada gitti. Aşıyı değil ama mikrobu getirdi ve patronu olan eczacının ölümüne yol açtı. Bu ikinci kişi de koronavirüsten kaybettiğimiz ikinci kişi de çok emin değilim, çok iyi araştırmadım ama sadece o konuda tahminde bulunabilirim. Bu kaybettiğimiz ilk vatandaşımızın muhtemelen Çin'den virüsü getiren kişi. Yani virüs İstanbul'da ilk ölüme yol açtı. Bana ulaşan bilgiler böyle. Beyoğlu civarındaki bir iki eczacı arkadaşımdan ve doktor arkadaşımdan da bu durumu doğrulattı. Umarım spekülasyon değildir ve bana doğru bilgi vermişlerdir ama güvendiğim kaynaklar. Olayımız budur. Teşekkür ediyorum. İnşallah daha az ölümlü bir şekilde bu vakayı atlatırız.